Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Başak Burcu'nun Aralık ayının açılımını yapacağız. Yükseleni ve Ay Burcu da Başak olan arkadaşlar lütfen izlemeyi ihmal etmesin. Tabii ki de ilk olarak güzel niyetlerinizi tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Niyetlerimizi tutalım o şekilde videoyu izleyelim. Başak Burcu'nun açılımını yapıyoruz. Aralık ayının arkadaşlar. Öncelik olarak ben şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Son dönemlerde çok fazla sorulduğu için videonun başında hemen açıklık getireyim. İşte sevgilimin, eşimin, arkadaşımın, ailemin, aileden birinin burcunu biliyorum. Niyetini biliyorum. Onun açılımını, kahve falı açılımını dinleyebilir miyim? Evet arkadaşlar dinleyebilirsiniz. Herhangi bir kişinin niyetini ve açığı, burcunu biliyorsanız, niyetinden ziyade burcunu da biliyorsanız onun açılımını, o kişinin açılımını dinleyebilirsiniz arkadaşlar ve yorumlayabilirsiniz. Tabii ki bunda herhangi bir e, sakınca yoktur. Ona göre e, siz de izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar çayımızı, kahvemizi aldıysak hemen videonun e, videomuza geçelim. Böyle sessiz sakin bir yerde dinlerseniz arkadaşlar videonun enerjisini de e, kendinize alırsınız. Lütfen o şekilde dinlemeye özen gösterelim. Hadi bakalım geçelim. Şöyle ben size fincanınızı bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Hmm, gayet güzel arkadaşlar hareketli bir döneme mi gireceksiniz siz böyle bir koşturmacalar e, sorumluluklar üzerinizde yeni bir adım atmak gibi bir kararınız varsa tam dönemi arkadaşlar e, aklınızda olan bir proje yapmak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar e, yeni bir dönem var hareketli bir dönem sizi bekliyor Aralık ayında e, bu dönemin temellerini atacaksınız. Devamında arkadaşlar e, çok yoğun emek vereceğiniz, çok çabalayacağınız, gecesi, gecenizi gündüzünüzü birbirinize katacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ama arkadaşlar bu sizin istediğiniz bir şey galiba. E, çünkü çok hevesli bir şekilde bu iş için emek verdiğinizi görüyorum. Arkadaşlar arasında... Arkadaşlar böyle bir problemi çözme durumunuz olacak. Birisi bir arkadaşını sizin yanınıza geliyor. Benim bu, bu kişiyle bir problemim var. Bana yardım et çözülsün diyor. Yani sizden aslında yardım istiyor arkadaşlar ve siz de o kişiye yardım edeceksiniz. Gayet güzel iyi niyetleriniz çıkmış bu kişiyle alakalı seviyorsunuz da bu kişiyi. O yüzden de ona yardım etme durumunuz var arkadaşlar. Bu ay e, hal ve hareketlere dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Şöyle bazen sözleriniz yanlış anlaşılabilir sözlere dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Bazen baktığınız bir bakış, e, söylediğiniz söz ya da yaptığınız bir hareket yanlış anlaşılacaktır. E, arkadaşlarınız aileniz tarafından Bunlara dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlarınızda böyle aslında sürekli etrafınızda olan arkadaşlarınızda yani size arkadaş gibi görünenlerde diyeceğim böyle sürekli zıtlaştığınız böyle sanki düşman olarak gördüğünüz iki kişi mi var arkadaşlar? Böyle sanki sizinle sürekli uğraşan kötülüğünüzü isteyen iki kişi çıkmış. Ee, bunlar arkadaşlar resmen sizinle uğraşmayı bırakıp e, birbirlerine düşüyorlar. Yani e, bir olay oluyor biri diyor sen böyle söylemiştin diğeri diyor hayır ben böyle söylemedim sen böyle söyledin diye. Sizinle uğraşmayı bırakıp e, kendileri birbirlerine düşüyor, düşüyorlar. Birbirlerini yiyorlar resmen. Ağız kavgaları var ve siz bu olayın çok dışında çıkmışsınız Sizinle uğraşan iki kişi ama artık sizinle uğraşmak yerine birbir ya birbirlerini yedikleri için e, kendileriyle uğraşacaklar. Ve arkadaşlar şurada diliniz çıkmış. Dilinize dikkat etmeniz gerektiği, söylemlerinize, sözlerinize dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Samimi bir dostunuzla aranız açılabilir bazı söylemlerden dolayı güvendiğiniz bir insan var evet bu kişiye güveniyorsunuz da ama size karşı bir art niyetli yaklaşımı var bundan dolayı da arkadaşlar e, aranız bozulabilir yani samimi bir aslında dostluğunuz görünüyor ama aranız bozulabilir arkadaşlar dikkat edin kendinizi anlatmakta zorlanıyorsanız baş başa konuşmayı deneyin bu ay ve arkadaşlar şurada aranızın kötü olan yani sizin aslında seviyorsunuz ama aranız kötü yani arkadaşlıklar çok böyle ön planda sizin için bu ay aranızın kötü olduğu biriyle aranızdaki buzlar eriyor arkadaşlar Tekrardan bir oturup konuşma. Aranızdaki buzları eritme durumu var. Ve arkadaşlar çok güzel günleriniz var aslında. Ee, neşelisiniz, mutlusunuz. Şurada bir ortama giriyorsunuz arkadaşlar. Kalabalık da bir ortam ve orada Yani siz mi topluyorsunuz birilerini e, Ya da kalabalık bir ortama mı gireceksiniz? Ee, çok mutlu görüyorum sizi. Yüzünüzde güller açıyor. Çok mutlu olacağınız olaylar görünüyor. Ee, kulağınıza çok hoş, güzel kelimeler geliyor. Hem sizinle hem de sevdiklerinizle alakalı ee, güzel, evet güzel sözcükler duyacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar bir kursa yani bir beceri geliştirmediğim ben buna yani böyle kendinizi geliştirmek için bir şeyler yapıyor musunuz yani burada kendinizi geliştirmeniz gerektiği fazla oturduğunuz artık çalışmanız gerektiğini gösteriyor çalıştığınız takdirde rahatlayacağınızı da gösteriyor kendiniz bir şeylerde kendinizi geliştireceksiniz belki bir eğitim alabilirsiniz belki bir kursa gidebilirsiniz bir beceri öğrenebilirsiniz ve arkadaşlar bu kendinizi geliştirdiğiniz e, alanda e, uzmanlaşma yani bir profesyonelleşme atıyorum yani bunda illaki çok 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 e, farklı olarak algılamayın e, atıyorum işte arkadaşlar bir e, nasıl desem bir şey yapımında üretiminde üretmekte bir e, profesyonelleşme durumu olacak ve bu profesyonelleştiğiniz işte e, para durumunuz söz konusu arkadaşlar hevesleniyorsunuz e, tabiri caizse bir hedefiniz var bu konuda ilerleyeceksiniz ve araştıracaksınız bununla ilgili nasıl para kazanabilirim diye e, belki birkaç bir imzalar atılma durumu söz konusu olabilir e, bununla beraber de bir para kazanma durumu söz konusu olacak arkadaşlar sizin için Hadi bakalım inşallah hayırlısı. Ve arkadaşlar e, sorumluluklarınızın olduğunu söylemiştim. Sevgili Başak Burçları bu aylarda evet bu haftalarda bu ay e, birden çok işi bir arada yapma. Yani bir işiniz var zaten sürekli yapmanız artık rutine haline gelen bir iş. Ama üstüne birkaç işi daha sorumluluğunu üstlenme ve birçok işi birden yapma durumunuz olacak ee, bununla alakalı da arkadaşlar biri sizi tebrik etmeye geliyor elinde bayağı hediyesi çiçeği var ee, yaptığınız işle alakalı bir tebrik bir böyle e, kutlama tarzında birisi sizin e, hediyesiyle beraber ayağınıza gelecek arkadaşlar arkadaşlar burada şöyle bir şey çıkmış bunu da söyleyeceğim eee evlisinizdir sevgili başak burçları ya da bekarsanızdır kendinize göre yorumlayın lütfen ben bekarlar üzerinden ilk önce örnek vereyim ikinci bir hayat yeni bir dönem çıkmış sizin için yani ikinci bahar olarak ben nitelendireyim şu anda siz kendinize göre de yorumlayabilirsiniz bekarsanız evlenip boşanmışsanız arkadaşlar yeni birinin hayatınıza girmesi yeni biriyle beraber o kadar temiz çıkmış ki temiz bir evlilik yapma belki evli eşinizden boşandınız hayatınıza kimseyi almadınız ama arkadaşlar birisi sizin için resmen şahlanmış geliyor hadi bakalım inşallah hayırlısı siz kendinize göre lütfen yorumlayın bekar olan başak burçları içinde şöyle söyleyeceğim bir hayat yolculuğu var zorlanmışsınız zorlanmışsınız hani bir şeyler için çok emek vermişsiniz ve bunların karşılığını görme ee, bir hayat yolculuğuna çıkma durumu söz konusu sizin için arkadaşlar etrafınızdaki insanlar gerçekten o kadar boş boğazlı ki yani birine bir şey anlatıyorsunuz ama kimseye söyleme diyorsunuz ama dillendiriliyor Size söylememeye, çaktırmamaya çalışıyorlar, ama dillendiriyorlar. Size hissettirmeden sizin hayatınızla ilgili yorum yapan, hayatınızla ilgili karar veren ve hatta sizin söylediğinizi iddia ettikleri kelimeleri, cümleleri etrafa yayan birileri var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kalbiniz, yani kalbinizle karar verme durumunuz var bir konuda. O kadar düşünceli görüyorum ki sizi. Yani şu anda bile e, bu enerji var bende. Çok düşüncelisiniz. E, kendinizi hiç düşünmüyorsunuz ama. Yani düşüncelisiniz evet ama hep etrafınızdaki insanlar asla kendinizi düşünmemişsiniz. Ama artık kendinizi düşünmenin zamanınız gelmiş arkadaşlar. Lütfen kendinizle ilgili. Evet e, az önce de söylemiştim. Belki kendinizi geliştirmeyle alakalı, belki yeni bir şeyler öğrenmeyle alakalı bir şeyler yapmanız gerektiğini e, vurguluyor ve bu şekilde hayatınıza karışan insanlara da artık susun durun diyeceksiniz. Dediğim gibi evet gerçekten siz için çok hayırlı olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada peş peşe iki tane çok güzel bir haber. Bir haberi bekliyorsunuz ama diğer haber ee, hiç olmadık yerden gelecek hayırlı haberler güzel haberler aslında siz biri beklerken iki tanesi peş peşe geliyor arkadaşlar görüyor musunuz ee, güzel bir nasibiniz var arkadaşlar bir eşya toplama olayınız mı var bir eşyanın evden çıkması yeni bir eşyanın gelmesi durumu var arkadaşlar bunu şu şekilde de yorumlandırabilirsiniz kendinize göre yorumlayın lütfen eee bir mal atıyorum bir evin satımı daha iyi daha güzel bir evin alımı bir mal satımı ve daha iyi bir malın alımı tarzında yorumlayabilirsiniz arkadaşlar ya da istediğiniz ne niyetle izliyorsanız siz Tabii ki daha iyi bilirsiniz istediğinizin gerçekleşmesi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar sadece burada dediğim gibi Etrafınızdaki insanlar için çok fazla iyilikler yapıp kendiniz için bir adım nahi atmadığınızı görüyorum ve bu sizin ilerlemenizi çok etkiliyor tamamen e, bu ara kendinize dönüp e, Hatta yeni yıla giriyoruz arkadaşlar bununla alakalı da e, artık kendiniz için bir şeyler yapmanız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar bir yere gitme durumunuz olabilir. Bir taraf o kadar güzel böyle mutlu olacağınız bir yer ki diğer taraf da aslında o kadar kötü ki siz ee, bazı artık kesin kararlar yüzünden istemediğiniz tarafa gitmek durumunda kalacaksınız. Sanki zorla gidiyorsunuz arkadaşlar ve tek de değilsiniz 3 kişi olarak gideceksiniz ama yolda kalma durumunuz var. Ee, bu yola çıktığınız insanlar sizi yarı yolda bırakacak arkadaşlar. O yüzden kalbinizden, gönlünüzden geçen neresi ise, nerede mutlu olacaksanız oraya gitmeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki gözü görüyor musunuz? Ben size şöyle göstereyim. Yani o üç kişinin altında çıkmış. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Yani resmen üçüncü gözünüz açılıyor arkadaşlar. Anlamadığınız şeyleri anlamakta. Duymadığınız şeyleri duymakta. E, görmediğiniz şeyleri görmekte. Yani bu ay e, gerçekten hiç bilmediğiniz şeyleri öğreneceksiniz arkadaşlar. E, belki yakıştıramayacağınız olaylar. Yani birisi bir şey yapacak. Belki hiç yakıştıramayacaksınız ama arkadaşlar bunlar geçmişten gününüze kadar e, gelen Olaylar aslında ve sizin kalbiniz de az önce söylemiştim o kadar çok ikilemle çıkmış ki ee, yani birine evet güvenmek istiyorsunuz güvenemiyorsunuz yanlışlar yapmış yanlışlarını göreceksiniz ee, aranız açılacak falan yani bu ay gerçekten inişi çıkışlı duygularınızın tamamen karışacağı ee, ve gözyaşı görüyorum arkadaşlar belki size söylenen sözleri yediremeyeceğiniz bunlardan dolayı da oturup e, ağlayacağınız böyle birinin omzuna yatsam da ya da e, böyle birine yaslansam da hüngür hüngür ağlasam diyeceğiniz böyle ama aynı zamanda da arkadaşlar şunu da görüyorum kahkaha da atıyorsunuz güzel böyle gelişmeler de var nasipleriniz de var evet inişi çıkışlı bir ay olacak e, ama aslında bunlar Görüyorum ki sizin olgunlaşmanız için, yani büyümeniz için arkadaşlar, bazı kararları vermekte çok zorlanmışsınız belki göremedikleriniz yüzünden ama artık görecek ve büyüyeceksiniz arkadaşlar. Şurada bir kapı var arkadaşlar ve bu kapıyı resmen kapatmışsınız. Kime kapatmışsınız? Birinci derece bir yakınınıza akrabanıza kapatmışsınız. Bu kişiyle tartışmalar sürekli böyle ağız kavgaları. Bu kişiyi aslında böyle sorumluluğunu almışsınız, yapmışsınız, yapmışsınız iyilikleri. Ama bakmışsınız ki artık kötülük görüyorum, yeter artık deyip kapıyı kapatmışsınız arkadaşlar. Resmen yanlışlara da kapıyı kapatmış oluyorsunuz. Hayatımda yanlış istemiyorum deyip de bu insana kapıyı kapatmışsınız arkadaşlar. Evet şöyle bir tabağınıza da bakalım. Sıkıntılarımız aksın gitsin arkadaşlar. Biz sıkıntı istemiyoruz zaten şöyle ben size göstereyim ama tabii ki sıkıntılı dönemleriniz var sıkıntıdan geçtiniz zaten arkadaşlar ben başak burcunu bu ara gerçekten ayrıntılı irdeliyorum ee, sıkıntılı dönemlerden geçildi gözyaşları döküldü ee, bu sıkıntılı dönemlerden dolayı arkadaşlar eee ya o kadar aslında çektiniz ki sıkıntıyı. Hani artık bir şeylerin sonuna geldiniz arkadaşlar. Biraz daha rahatlayacaksınız. Ve sinirlerin yıpranması durumu var arkadaşlar. Resmen bağırıp çağırıyorsunuz stresinizi atmak için. Bağırıp çağırıyorsunuz. Sinirleriniz çok yıpranmış. Resmen damar damar çıkmışsınız. Ee, ...sürekli bir agresiflik... ...sabah yat, kalkıyorsunuz... ...sinirlisiniz... ...akşam yatıyorsunuz... ...sinirlisiniz arkadaşlar... Ee, ...çok yanlış... ...bunlardan dolayı da sürekli bir baş ağrısı... ...uykusuzluk görüyorum arkadaşlar... ...ama bir ferahlama gelecek arkadaşlar... ...nasipleriniz var... ...kalabalık bir ortamda... <laughs> ee, ...bir kutlama görüyorum ama... Ee yani nasıl desem bu ortamda sizi çekemeyen insanlar da olacak. Sizi sizi sevmediğiniz insanlar da diyebilirim. Çünkü görüyorsunuz ne olduklarını. Evet arkadaşlar sizi çekemeyen insanlar diyeceğim. Ee, gelecekler bu kutlamaya. Ama arkadaşlar bu kişilerin önünde öleceksiniz. O kadar güzel bir nasibiniz, temiz bir nasibiniz çıkmış ki arkadaşlar. Birileri size sürpriz yapıyor da olabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü birileri, birileri vasıtasıyla bir sürpriziniz, bir nasibiniz var. Size yardım etmeye, etmek isteyen birileri var arkadaşlar. Burada üzüntüden sonra bir mutluluğun geleceği. Dediğim gibi bir olgunlaşma, bir büyüme dönemine geleceği, girileceğini gösteriyor arkadaşlar. Ve ee, sanki şu anda arkadaşlar şu anda e, geçmişten bir şey mi kafanızdan geçiyor ee, yani bir olayı unutamamak sır gibi saklamak demek oluyor bu arkadaşlar bir olayı unutamadan saklamak ee, böyle geçmişe karşı yani o olayı hem kimsenin bilmesini istemiyorsunuz hem de o olayla ilgili kimseyi Konuşturmayacaksınız çünkü konuşturunca aklınıza o günler, o güzel günler gelecek. İstemiyorsunuz o güzel günlerin aklınıza gelmesini. Aynı şekilde kötü günlerinde konuşulmasını istemiyorsunuz çünkü o günlere tekrardan geri dönmeyi istemiyorsunuz arkadaşlar. Geçmişe karşı hem özleminiz var hem nefretiniz olduğunu gösteriyor ve bunu da aslında size ya yaşatan insanlar e, böyle canınız ciğeriniz dediğiniz insanlar olduğunu görüyorum arkadaşlar arkadaşlar maddi olarak bir e, bir para destesi var elinizde e, bu para destesi e, kardeşler arasında bölüşülen bir şey olacak belki bir miras belki aileden e, ailenizin size ve kardeşlerinize işte kuzenler de olabilir bunlar ama birinci dereceden yine bunlar ee, ona verilmiş ona verilmiş sıra size gelmiş sizin de bu paradan nasibinizi alacağınızı görüyorum ve arkadaşlar şöyle söyleyeceğim bir baş ağrısı çekme sıkıntılardan kaynaklı ilaç kullanma durumunuz var mı ee, rahatlamaya gireceğiniz zaman e, ilaç kullanmayı bile Artık istemiyorsunuz. İlaç kullanmak bile sizin sinirinizi bozuyor ve arkadaşlar bu ilaçları bırakma durumunuz var zaten. İnşallah arkadaşlar böyle şeyler içinde gerçekten e, kötü oluyor. Ben bile etkileniyorum. Evet arkadaşlar Aralık ayı ı ı, Başak Burcu'nun açılımını beraber yaptık. İyi olan. Enerjiyi alın, kötüleri unutun arkadaşlar. Ben her zaman söylerim. İyi olanları alın, kötüleri unutun lütfen. Yükselen ve Ay burcu da, Başak olan arkadaşlar izlemeyi ihmal etmesinler. YouTube ailemiz gerçekten çok güzel bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Dediğim gibi böyle rahat bir ortamda, gayet rahat bir şekilde izlerseniz ben de çok memnun olurum. Siz de videonun enerjisini almış olursunuz. Desteğiniz ve ilginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Güzel mesaj atan arkadaşlar çok 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 teşekkür ederim. Arkadaşlar aklınıza takılan bir şey olduğunda lütfen benimle iletişime geçin. İstediğinizi sorabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ben her zaman ne diyorum? Ben burada aile olmak istiyorum. Samimi bir ortam olsun istiyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen çekinme, utanma, sıkılma olsun istemiyorum. Eee ben de bu şekildeyim arkadaşlar. Yeni videolarımdan da al, e, anında haberdar olmak için arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açın. E, bu şekilde videolarım anında e, bildirim gelir size. Videoma da bir beğeni yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Söyleyeceğim e, çok fazla bir şey yok. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.